Efendim merhabalar, Karadeniz Fırtınası YouTube kanalında karşınızdayız. Bugün Miraç Özacı ile birlikteyim. Miraç'la epey oldu değil mi Miraç görüşmeyeli? Bir sene falan her oldu. Her gün görüşüyoruz da program görüşmeyeli. Yayın olarak biraz evet biraz ara verdik. Yanlış anlamasınlar, biz her gün ekranlarda telefonla ve görüntü olarak toplantılarda görüşüyoruz. Doğru. Ya aslında Miraç bir tabii esprili başladık ama bu hafta hep böyle şeylerle ölüm haberleriyle biraz yıkıldık ya. İşte önceki gün Şamil Ekinci kulübümüzün efsane başkanlarından, bugün Süleyman Aydoğdu, yani çok fazla tanımıyorum ama sen muhtemelen daha yakındın, daha iyi biliyorsun. Doğru. İstersen oralardan bir başlayalım. Bir baş sağlığı, bir taziye. Evet. Ondan sonra normal sahaya dönelim. Camiamızın önemli isimlerinden biri tabii Şamil Ekinci, şampiyonluk dönemlerindeki başkanlardan biriydi Şamil Ekinci. Özelliği Trabzonlu olmamasına rağmen Trabzonspor'a başkanlık yaptı. Adını Trabzonspor camiasını altın harflerle yazan başkanlardan biri oldu. Hastaydı zaten kendisini. 83 yaşlarındaydı, ben öyle biliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yani bu son dönemlerde hakikaten Ahmet Suat'tı, Özkan Sümer'di. Sonra da bizim büyüğümüz. Ulusal başkanımız. Evet, başkanımız. Yani babamız diyelim kaybettik. Ondan sonra işte Şamil Ekinci. Şimdi de Süleyman Aydoğdu, sabah bölüm haberini aldık. Evet, evet, o da Trabzon'un renkli isimlerinden biriydi. Hakikaten çok sevilen, sayılan. Naif'tin aziz. Yani demek istediğim iki günlük dünya Nihat. Yani bir gün varsın, yarın yoksun. Kırmanın, dökmenin, yani ne bileyim izipleşmenin, insanlarla itişip kalkışmanın hiçbir anlamı olmuyor. Bakıyorsun işte hoca bir sele okuyor, ondan sonra da işte bir cenaze namazı, ondan sonra defnediyorsun. Biz hala onursal başkanı kaybettiğimize inanamıyoruz. Yani hayatımın gerçeği bu ama her gün konuşuyoruz, acaba mı diyoruz, bilmem ne diyoruz. Allah da günah yazmasın yani, böyle isyan etmiş, isyan şey olmuş gibi oluyor ama hakikaten kabullenmek çok zor ama topraktan geldik, yine toprağa döneceğiz. Yani buna nasıl doğduysak, inandıysak mutlaka biz de bir günü, hani yazıyor ya, mezarların kapısında her canlı ölümü tatacak. Yani. Tatacak tabii. Aynen öyle. Öyle. Yani bu kaçınılmaz. Hayatın gerçeği bu. Ya aslında şöyle, gözünü açtın, gözünü kapadın. Yani aynen iki öyle. Nefes arasındaki bir şey yani. Aynen öyle. Hakikaten aynen öyle. Aynen öyle. Açtın gözünü, doğdun. Hop gitti, doğru, kapadın, bitti. Bitti yani. Yani aynen bizim öyle. İşte babalarımız, analarımız hepsi geldi gitti. İşte en son onursal başkanımız. Bir günde Şamil Ekinci defnediliyor. İşte Süleyman Aydoğdu. Hani şey, İstanbul'dan bugün cenazesi var. Cenazesi kaldırılacak. Yani ölenlere rahmet dilemekten başka, mekanları cennet olsun demekten başka, dua etmekten başka yapacak bir şeyimiz olmuyor. Ya aslında şu var, Miraç gene devam et de, hepsi güzel şeyler bıraktılar. Bak ne güzel, arkalarından o kadar güzel şeyler konuşuyoruz ki. Ama önemli olanı yani, değil mi Nihat ya? Önemli olanı tabii, değil. Tabii. Yani, aynen doğru. Çünkü bu dünya ya. Yani önemli olan Hosseda'da derler ya, bu gök kutlarının altında böyle güzel anılacak bir şeyler bırakman lazım. Yani bizim şöyle bir şeyimiz var. Onursal başkanımız hakikaten camiye altın harflerle eserlerini bıraktı. Hala da o eserlerin gölgesinde. Tabii. Ondan sonra öyle çok şey Trabzonspor için yapılmadı ama Şamil Ekinci o yokluk yıllarında, parasızlık yıllarında tek başına takım aldı, taşıdı. Kırşehirli bir iş adamıydı. Trabzon'un un fabrikası vardı. İşte Trabzonlu gibi o da yaşamını burada sürdürdü. Sonra işte yaşamının son bölümlerinde Trabzon dışına gitti. Allah rahmet eylesin hepsine. Öyle. Mekanları cennet olsun. Yapacak başka bir şeyimiz olmuyor. Aynen doğru. Artık sahaya inelim istersen. İnelim. Evet, inelim. Nihat, Şenol Hoca ile geldiğinden beri ilk programımız oluyor. Evet, dedim Abdullah Avcı'yı kovdurdun. Ya var ya, yok. En büyük buradaki Abdullah Avcı'nın
kelle, yani tırnak içinde söylüyorum. Tabii, kellesini koparanların başında sen geliyorsun. Yok, adamı yok. Her yerinde yerlere vurdun, yerlere vurdun. Ama Nihat biz doğruları söylüyorduk ya. Ben Şabak. Şenol Hoca'nın gelmesi için yine seninle yaptığımız şeyde Şenol Hoca doğru isimdir şu an, o gelmelidir bilmem ne dedik, tamam. Şenol Hoca'nın gelmesi için tabii destek olduk ama o da hata yaptığı zaman eleştireceğiz. Biz tabii ki. Abdullah Hoca iyi oynattı veyahut da takım böyle şey etti de galip geldi de bilmem ne yaptı, biz hakkını vermedik mi? Verdik. Ama aynen, abi bu Trabzonspor hepimizin ya. Yani Şenol Hoca veyahut da Abdullah Hoca veyahut da Fatih Tekke gelse profesyonelce işini yapıyorlar değil mi? Oturuyorlar masaya. Hı. Ne oldu? Şenol Hoca dedi ki ben yani buralar sözleşmeye imza bilmem ne, akit bilmem ne. Bir şeyler söyledi söyledi. Sonra ne yaptı? 50 milyon açıklandı. Hemen burada bir infial. Yo hani bu borç mukavele imza atmış. Alacak, oldu bir alacak. Ya kardeşim bu işin fıtratında bir var ya. Bu profesyonel bir meslek ya. Meslek. Adam bundan geçimini sağlıyor. Arz talep işi. Sen talep ediyorsun adamı. Diyorsun ki biz seninle çalışmak istiyoruz. O da diyor ki ben böyle gelirim. Yani şimdi Abdullah Hoca'ya verirken var, Şenol istediği zaman yok. Ula böyle bir dünya var mı ya? Ya böyle bir bu arada sana ama destek amaçlı söyleyeyim. Abdullah Hoca bu geldiği süreç içindeki yani o dönemde yaklaşık 100 küsür milyon para aldı. Evet. Devam edebiliriz. Şeyle ama primler, mirimler, şampiyonluk primler hepsi içinde mi? 100 milyonu geçiyor. Yani 120 falan, 120 civarı. Evet, 120 doğru. Milyon ya. Ya Miraç ya işte 120 milyondan bahsediyoruz ya. Şimdi kendi adamımız gelince 50 milyon. Ya Şenol Hoca abi Türk futbolunda iki isimden biri abi. Bir Fatih Terim, iki Şenol Güneş yani. Tamam diğer hocalar da var ama Türk futboluna baktığın zaman şu an önde görünen iki tane isim var. Şenol Hoca, Fatih Hoca. Ya kardeşim şey geldi ne 13 milyon euroya mı geldi bu şeyi Fenerbahçe'nin hocası Mourinho? Tabii tabii şeyle ben 16 milyon geçen gün ben Fener yönetiminden biriyle konuştum. Ya açık açık söyledi dedi ki vergilerle beraber 16 milyon euro vergilerle beraber. Ya böyle biz bir ödüyoruz rakam vergilerini. Bak düşün ya böyle bir rakam var. Şenol Hoca da aldı işte orada diyelim 1 milyon 200 bin euro. Ya şey futbol mu? Yani. Futbol böyle bir endüstriyel oldu. Onun için yani ben Şenol Hoca'ya orada haksızlık yapıyor. İşte ben de diyorum ya sana profesyonel futbolcu değil mi bunlar? Yahut da profesyonel şey, hoca. Çalışan. Çalışan. Alacak karşılığını alacak yani buna kimse hiçbir şey diyemez abi. Ya Şenol Hoca bedava mı çalıştı? Koskoca Şenol Güneş mi ya? İsmi para alır ya. Hiç çıkmasın sayesinde para alır ya. Öyle değil mi ya? Bunun aynen ya. Aynen. Doğru. 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 Bir de zaten senden yine konuştuğumuzda unutma. Senden yine konuştuğumuzda şöyle demiştim ben. Hemen sen devam edersin Miraç. Dedim ki Şenol Güneş mevcut yönetimin de zırhı kalkanı oldu. Yani her şeyi aynen. Göğüsler. Aynen. Şimdi ama şeye takmışlar. Miraç onu konuştular. Bir de bu arada giydiği gömleğe takılmış millet. İşte efendim bordo giymiş de üstünde ya, siyah beyaz şeyler, puantiyeler varmış. Ya var ya. Nelerin peşindeyiz. Şenol Hoca için ilk kez bunları söylemiyor. Hatırla milli takımı çalıştırdığı zaman sizin İstanbul medyası da çok eleştiriyor. Ya rahmetli Kazım Kanat. Kazım Kanat ya. Beraber evet, çalıştık. Evet. Birlikteydik. Akşamdaydık. Evet. Lig TV'deydik o zaman. Ya ne uğraşırdı şeyle rahmetli Şenol Hoca'yla ya. Ya ben Şenol Hoca bak sahaya çıktı. Nasıl bir sinerji verdi Nihat? Tabii hiç tartışmadı. Bak Beşiktaş maçı fulldu. Fulldu. Sağ fulldu bak. Bir sinerji taraftarlarla bütünleşmesi, takımın oyuna başlaması. Ne bileyim yani A'dan Z'ye kadar Şenol Hoca Trabzonspor'a değdi. Eli her tarafa değmemiş olabilir. Ama ismiyle, cismiyle bana göre Trabzonspor'a değdi abi. Kim ne derse desin. Yani bir başladı Trabzonspor. Belki de 11-11 olsaydı ki kadro, belki maçın şekli şemali daha farklı seyir alacaktı. Ama 13. dakikada Biska'nın atılışı, ya bir de Beşiktaş'la oynuyorsun Nihat. Yani Beşiktaş iyi kadro kurmuş. İyi top yapıyorlar. O attıkları golde uyuttular bizi ya. Ya
Aynen. Çok güzel iki birler yaptılar gerçekten. Yaptılar. Uyudu orada. Mendil seyretti. Herkes seyretti orada. Ya. Evet. Geldi tak vurdu bitti. Bak böyle bir takıma 90 dakika şey oynuyorsun ya. Tam 90 Miraç. Tam 90 dakika 10 kişi oynadı. Tam 90. Doğru, uzatmalarla doğru, beraber 103 doğru. dakikaydı. Tam 90 dakika şey oynadı. Yani böyle şey düşün. Yani böyle bir maç bir de Şenol Hoca'nın ilk maçı. Biliyorsun camia bir Fatihçiler oldu. Bir şeyler oldu. Şenolcular oldu. O tramvay zor atlattık. Nasıl atlattık ya dedik. Böyledir işte siz yayınlar yaptınız, diğerleri yazdı, çizdi, bilmem ne yaptı. Ya camianın o şeyde bir havası alındı. Ya durum Fatih'e, elbette Fatih'in de sırası var, Fatih'e de geliyor. Bak Hami Mandıralı Ümit Milli Takım'da ismi geçiyor. İnşallah olur, inşallah devam eder. Şenol Hoca'ya alternatif olur. Şenol Hoca 72 yaşına geldi. Ebediyen Trabzonspor'da kalacak hali yok. Yani yine... Fatih Tekke'ydi, Hami Mandıralı'ydı veyahut da başka bir arkadaşımız yine Trabzonspor hocalık yapacak. Ama camiayı böyle ayrıştırırsak, bölersek Şenolcular, bilmem neciler yarın işte Fatih Tekke gelir, bir taraf var, bir güne Hami Mandıralı gelir, diğer taraf var, o da camiaya pek fayda sağlamaz. Şenol doğru isimdi, doğru hamleydi ve doğru bir teknik adamdı. Ben inşallah Şenol Güneş'in başarılı olacağına inanıyorum. Olmalı da yani Şenol Hoca sadece saha içerisinden değil Trabzonspor'u saha dışında da bana göre dizayn etmeli. Yani altyapısından Junior abi işte Şahin Kaya altyapının başında ama yani oradan üste kadar kulübü profesyonel anlamda. Şey önemli anlamda. Birliktelik, birlikte hareket etme çok önemli. Ama yani şeydir, ben biliyorsun şimdi... Junior abiyle Şenol abi milli takımla da beraber çalışırlar. Evet. Zaten beraber oynadılar Trabzonspor'da. Yani ben bir sıkıntı olacağına inanmıyorum ama Şenol abinin şöyle bir durumu var. Şenol abi pek altyapıya bakmaz yani kafasına. Abdullah Avcı'yı çok eleştiriyorduk ya o konuda hiç altyapıya niye bakmıyorsun diye. Şenol abi de böyle çok zordur yani altyapıdan gelen oyuncuya şans vermek. Ya da oraya bakıp da oradan bir şeyler yukarıya getirmek biraz Şenol abinin çalıştırma şeyine biraz uzaktır yani. Onu ben söyleyeyim ama inşallah değişir yani. Şenol abi de şu 72 yaşında. Şu olmaz mı? Şimdi Güngör hakikaten çok cebelleşiyor orada. Biz zaman zaman da sohbetler ediyoruz şeyle Güngör'le. Bayağı bir sıkıntılar da yaşıyor biliyorum ama paylaşmayacağım kimseyle. O bende kalacak. Ya oradan ben sana şunu söyleyeyim. Gerçekten inandığı oyuncuları daha kolay söyleyebilir şeye. Şenol Hoca'ya. Çünkü Hoca. Takım arkadaşı da diyecek ki Miraç iyi topçu. Hocam bir gözle diyecek. Bir bak bakalım ya şuna. Bundan bir şey olur der. Sonuçta Trabzonspor'a kazandırıyorsun ya. Başka bir yere kazandırmıyorsun ki. Doğru. Ya zaten altyapının kuruluş felsefesi bu ya. Tabii. Üstü ya desteklemek. Yani abi ya Trabzonspor'un bütçesi bilmem ekonomik yapısı bu dışarıdan transferi ne kadar abi dayanacak? Aynen doğru. Aynen doğru. O yüzden altyapıdan gelmeli diye düşünüyorum. Ben Güngör Şahinkaya ile ben şöyle bir anekdot değil de yani şu son şeyde yaşadığım altyapıyla ilgili bir şey var. Onu ben bir söyleyeyim. Güngör Şahinkaya'nın burada nasıl devreye girdiğini şey etmek için, anlatmak için bunu anlatayım. Şimdi bir veli, çocuğu altyapıda kaleci. Ya çocuğa, meğerse çocuklara ben, çocuk o çocuğu gördüğüm için çocuklara ceza veriyormuş. Ya bir ay, iki ay ne o disiplinsizmiş işte bilmem ne yapmış, öyle konuşmuş. Ne? Takımdan mı uzaklaştırıyorlar? Uzaklaştırıyorlar. Bir iki ay ya dedim. Altyapı okul ya. Bak yemin ediyorum bana bu gelince ben veliyi de tanımam, çocuğu da tanımam. Bana böyle bir duyum gelince aradım Güngör'ü. Dedim ona ki ya sen milli takımlarda bu kategorilerde çalışın. Böyle mi? Bak olmaz. Olmamalı bilmem ne. Dedim hiç şey etmedi. Ben beş dakika sonra döneceğim sana. Ve şimdi Güngör Şahinkaya'nın müdahalesiyle bütün çocuklar affedildi. Yani cezalar kalktı. Bak Güngör Şahinkaya. Eğer Güngör Şahinkaya olmasa orada o ceza sistemi la bu çağda bu zamanda ya ceza ne demek ya? 16, 15, 13, hayır, bir de şu var Miraç. Şunu unutma. Ya. Okula giden çocuğa sen diyorsun ki okula gelme. Okula gelme. Aynı şey ya. Doğru. Ya o çocuğun psikolojisini düşünebiliyor musun? Birinin yaşadığı. Allah Allah. Allah Allah. Bir de
Bir de ondan sonra diyorlar ki Trabzonspor'a, Trabzonspor'un altyapısından işte şey olduğu zaman düşman şey yetiştiriyoruz. E tabi abi, siz böyle yaparsanız, insanları soğutursanız, insanların hakkını, hukukunu yerseniz, insanları böyle ötelerseniz, orada Trabzonspor'a oyuncu değil, Trabzonspor'a düşman yetişir ya. Bak ben niye bunu anlattım? Güngör Şahin Kaya'nın müdahalesiyle ben anlattım ona konuyu. Bak dedim abi, böyle böyle bir şeyler var. Bunu biz taşıyacağız kamuoyuna. Aman dedi, sakın yapma dedi. Ben sana 5 dakika sonra dönüyorum ve en son aldığım bilgi de bütün cezaların kalktı. Bak tecrübe. Yaşanmışlık. O jenerasyonu bilmek Trabzonspor'un artısı oldu. Güngör Şahin Kaya ile birlikte. Sen dedin ya, Güngör Şahin Kaya rahat söyleyebilir. Tek yetkili abi. Buranın dedi amiri de ben, memuru da ben. Olan her şey benden sorumlu. O kadar. Ben irade koymalı. Kim hak ediyorsa, bak biz bunu ayır, bunu kayır demiyoruz. Teknik adam konusunda da, hoca konusunda da, altyapıda kim hak ediyorsa onlar çalışırsın abi. Trabzonspor adam bakma, iş ve işçi bulma kurumu değil ya. Öyle değil mi? Sen söyledin. Aslında biraz önce söylemek istediğim konu oydu işte. Maalesef ve maalesef altyapıda. Onu başka bir programda. Aynen. Öyle bir sistem kurmuşlar ki Miraç. Yani Allah. Doğru. Ben hepsini açmıyorum yani, işte. Sen kapattın ya. Biliyorum. O yüzden. Şeyi anlatmak istedim. Aslında onu bir programda anlatırız, konuşuruz. Genişte detaylı. Kayseri maçı yarın. Ya canım, önemli. Bak, ben sana, çıkış için, ben sana, çıkış için önemli. Ben sana şunu söyleyeyim Nihat, hakikaten Şenol abinin gelmesiyle camide bir hareketlilik oldu. Bir sinerji oldu. Ne bileyim ya, bir kıpırdama oldu, bir canlılık oldu. Heyecan oldu. Şimdi herkes yarınki maça kilitlendi. Ben hep derdim ki ya yarın maç mı var, böyle böyle. Şimdi diyor ki ya yarın maç var, işte ona göre. Konuşuluyor. Yani hakikaten Trabzonspor'da yani güzel günlerin habercisi Beşiktaş maçı oldu gibi geliyor bana. Evet. Ben sakatlıklar var, eksiklikler var tabii. Mutlaka Şenol Hoca. Söyleyeyim hemen. Onları hemen hızlı söyleyeyim. Yani hem izleyenlere de bir bilgi olsun. Edin Visca yok. Kırmızı kart gördü biliyorsun o gün Beşiktaş maçında. Tahminime göre yani iki maç ceza, belki üç verirler, ikiye düşürür. Öyle bir cezası var. Onun dışında Muhammed Çam, Simon Banza ve Serdar Saatçi bu erteleme maçının sonrasında imza attıkları için sıstatı gereği oynayamıyorlar. Böyle bir sıkıntımız var. Şimdi ne oldu? 4 oldu. Hemen geldik. Bizim müzmin bir sakatımız var. Hüseyin Türkmen. Yani ona çok şey söylemek istiyorum ama neyse, bugünlük söylemeyeyim gene. O yok. Ve Enis Destan'ın sakatlığı var. O yok. Vakame büyük ihtimalle oynayacak. Hızlı bir şekilde de bir 11'i, yani daha doğrusu benim muhabirlerden aldığım 11'leri söyleyeyim. Uğurcan, sağ bek Malheiro, sol bek Eren, orta ikili de stoperde Savic'te Dansfield. Yani hemen hemen Beşiktaş kadrosu. Hemen önlerinde Mendy, Okay, artık orası oturdu, güzel oldu. Sağda Visci olmadığı için büyük ihtimalle Can Çanak oynayacak diye düşünüyorum. Benim kendi kafamdan öyle görüyorum. Çocuklar da o şekil verdiler. Dragoş o gün biraz morali bozuldu ama hani girdi çıktı. Ama oynayacak büyük ihtimalle. Yarın gol atar, belki kendini toparlar. Daha da iyi olur. Sol kanatta Orsic oynayacak. 10 numara pozisyonda da şu anda görünen gene Enis Bardi. Enis Bardi'yi ben beğendim o gün. Fena değildi. Şimdi şöyle bir şey var. Hani halk birini sıkça kullanırız ya, deriz ya. İşte adama bak ya. Sinekten yağ çıkar diye. Öyle bir tabir vardır. Şimdi Şenol Hoca da bana göre bu mevcut kadrodan aynı bu sinekten yağ çıkarır gibi çıkarır. Ve bu mevcut kadronun etinden de, sütünden de, dalağından da, ciğerinden hepsinden faydalanacak. Ya çünkü Şenol Hoca her şeye aşmış yani. Futbolda teknik adam olarak gelmesi gereken her yere ulaşmış. Milli takımca yurt dışına çıkmış. Türkiye'de Beşiktaş'la Trabzonspor'u çalıştırmış. Yani ben mevcut yapının içerisine yine en iyi 11'i çıkaracağına inanıyorum. Zaten kendisinin o verdiği hava mutlaka sahaya da futbolculara da sirayet ediyor. Moral, motive olarak. Ben Kayseri zaten kötü gidiyor. Kötü de oynuyor. Yalnız çok şey değil. Biraz şöyle söyleyeyim. Geçen 2-0 gerildilerdi.
son oynadıkları 2-2. Maçta. Yani. 2-2 yaptılar ve galibiyeti kaçırdılar. Ama Nihat şu var yani. Yani Eyüp'le oynadıkları maçta. Bir tarafta çıkış arayan, çıkış yakalayan bir Trabzonspor, bir tarafta da işte olduğu şeyi koruyup Burak Kayseri'si. Öyle ama yine de zevkli maç olur tabii. Hiçbir maç oynanmadan kazanır mı? Sonuçta öyle bir maçları seyrettik, şahit olduk ki favori Trabzonspor'u bir de baktık ki işte geldik Kayserispor'u yendi gitti yani. Öyle aynen, maçlar maalesef. Futbolda olmaz olmaz diye bir şey yok yani. Ama ben favorim Trabzonspor. Yani bir çıkış arıyoruz zaten. Şenol Hoca'nın elini değmesiyle de. Herhalde haftaya da Antep'le pazartesi. Antep var pazartesi günü. Yani iki maçı geçerse hem takıma camiye bir şey gelir, hava gelir. Hem de Trabzonspor'lara görüntümün bir şey. Yani Trabzonspor diyor. Artık bundan sonra favorimiz Trabzonspor. Nihat, Abdullah'cı yok. Aynen öyle. Yanlar sağlar. Ya bir de Miraç aslında biraz önce söyledin de ilk 13 dakikanın bir 13 dakikayı meraklı kişiler girsinler internetten seyretsinler. Trabzonspor'un 13 dakikada oynadığı Beşiktaş değil mi? Beşiktaş gelemedi. Gelemedi ya. Bizim kaleciyi görmedik o 13 dakikada. Ne zaman ki işte kırmızı kart oldu iş değişti tabii. Tabii şimdi bizim ya futbolu herkes yorumluyor ya, herkes konuşuyor ya. Hele de Trabzon'da meydanda tabii. Boyacı'ya git sana en kral yorumu yapar. Simitçi Aleydar'ı bul sana en kral yorumu yapar. Ama Hamamüzade'ye git oradan çay ocağında bak nasıl sana taktikler aynen, veriyorlar. Aynen ama şu var bak. Diyorlar ki işte Şenol Hoca geldi yana geriye oynamayı Trabzonspor kaldırır. Ya futbolda böyle bir düzen, sistem yok yana geriye oynamak. Ya maç içerisinde pozisyon geriye ya yan oynarsın ya geriye. Evet, ya Abdullah Hoca böyle bir dümen mi tutturdu diyelim futbolda yeni bir icat mı yaptı ne olduysa böyle. Ama şimdi belki de bunları yaptırmasa konuşmayacaktık. Hep onu konuştuk. Şimdi ama bunları yaptırmayacak. Ama bunu ama neye getiriyor? Bak Şenol Hoca geldi işte geriye bak öne oynuyoruz ya. Halbuki normalini yapıyor. Normalini yapıyor ya. Bu kadar aynen. Yani absürt konuşmanın da bir faydası yok. Olayları aynen. Bu kadar çarptırmanın da bir faydası yok ya. Ya ol futbolda bu zaten. Kaleye en çabuk nasıl gidilir? Oyuna nasıl hızlandırır? Doğru. Kalede gol pozisyonu bulursa ona bakmak lazım. Yok. Aynen. İşte başkan hoca geldi bol oldu. Ya abartıyoruz. Çok abartıyoruz. Yarın da hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bak bu da böyle mi yaptı? Onun için abi takım bir hava yakaladı. Abdullah Hoca'nın o oyun felsefesi süslü kelimelerinden Trabzonspor kurtuldu. Şenol Hoca çıkıyor net konuşuyor diyor ki böyle. Bize de bu lazım. Hatta şu var aynen doğru. Şöyle güzel bir ifadesi var. Hani o 6. oyuncu değişikliğiyle ilgili hakemlerin ya dedi ben yayladayım dedi. Benim haberim var 6 oyuncu değişikliğinden. Adamların dedi işi mesleği haberim. Bilmiyorlar dedi. Ya çok enteresan doğru. Yani. Ya ama güzel ya şeyleri de güzel. Tabii bak ya Nihat gündem yaratıyor bak güzel bir ifade kullandı orada bak. Tabii yaylada ben biliyorum diyor ya. Yani ben Şenol Hoca vallahi ben yani kim şey ettiyse Şenol Hoca'nın gelmesinde etken rol oynamışsa yani cami olarak teşekkür ederim. Sen ben ne var neye saklamayacağız daha saklamayacağız. Yani biz Trabzonspor'un âli menfaatine. Düşündüğümüz, gördüğümüz için öyle bir şeyler yaptık, programları, yorumlar yaptık ama iyi oldu ya, iyi olacak diye düşünüyorum. Bak, iyi olunca Trabzonspor biz daha rahat konuşuyoruz, tabii, daha güzel, tabii, daha tabii. Güzel sohbet programları. Gülebiliyoruz, espri yapabiliyoruz, tabii ki de. Evet, akşam olduğum yerde bana söyledi, bak bunu samimi olarak söylüyorum, işte YouTube seyrediyoruz sizi böyle. Ama dedi, bu aralar çıkmıyorsun dedi. Nihat beni kadro dışı bıraktı. Bugün affettik. Affetti. Bir konu daha var ama çok konuşmayacağız. Sadece bir konu başlığını vereceğim. Ya 15'inde Kayseri Spor'la bugün biraz önce kadroları alırken Miraç Kayseri'nin kadrosunu aldım sağ olsun. Metin Kösedağ var. Kayseri Televizyonu'nun genel yayın yönetmeni. Çok da sevdiğim bir kardeşim. Çok Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'nı da yapıyor. Bir şeyi paylaştı bana. Kayseri'nin yeni başkanının o kongrede yaptığı bir paylaşımı yaptı. Orada konuşmayı onu sana da atacağım. Şöyle diyor ya Berna Gözbaşı biliyorsun. Çok medyatikti, çok öne çıkıyordu. Ne yapmış biliyor musun? Bütün alacaklarına karşılık Kayseri Spor'un
gelen bütün paralarına temlik koydurmuş. Temlik mi koymuş? Maalesef. Bernaki, yani ya sonra aklıma tabii Allah göstermesin diyorum, duvara vuruyorum. Dedim ki işte bunlar bize özellikle, yani biz büyük kulübüz evet, ama yani bunlar da bize aslında bir örnek olmalı. Tabii. Örnek değil ama. Örnek olmalı. Yani bak, cebinden para verip de almayan bir onursal başkanımız yok. Vardı. Tabii. Şimdi Şamil Bey onların zamanında da cepten verirdi ama büyük paraların döndüğü şeyde onursal başkanımız dönemine denk geldi. İşte tesislerin yapılmasında harcından ta bacasına kadar her şey yine kendi cebinden çıkmıştır. Yani şimdi veren insanların almaması gibi, ben bilmiyorum abi, var mı öyle başkanlar mı? Verecek, almayacak. İşte şu anda zaten hani çok veren iki tane başkan var. Bir tanesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakikaten veriyor, yağdırıyor. Sponsorlar, kendi işte mevcut koç grubunun falan, onları veriyor. Bir de bizim başkanımız da veriyor. Devamlı evet, veriyor. Doğru. Umarız doğru. Geri istemez. Öyle diyelim. Ya tabii sponsorlar çok önemli. Alınan sponsorların rakamlar büyük rakamlar. Ama dönen rakamlar da çok büyük rakamlar. Ne çok yaparsın, çok. Ya, tabii ben espri yapıyorum da. Aynen küçük espri yapıyorum tabii. Işler şu anda sen de biliyorsun, ben de biliyorum. 60 milyon euroya yakın Ertuğrul Doğan'ın içeride şeyi var. Alacağı para var. Yani şeyde, az bir para mesela değil. Bak 300 kişi çalışıyor diyelim. 300 kişi yuvarlak rakam söylerse. Yani abi maaş geldiği zaman, maaş geldiği zaman ödemeye bakıyor. Gözünün içine bakıyorlar. Tabii gözünün içine bakıyorlar. Ödeme, o öderse alt öderse var. Rakamları rakamları alt alta koyduğun zaman bakar mısın ödenen rakamlara abi? Ya tabii. Yani şimdi bak bunu söyleyeyim, ondan sonra kapatalım istersen. İbrahim Cevay rahmetli gazeteci. Allah rahmet eylesin. Benim de yazarımdı. Orada kendisine soruldu ki ya işte Sayın Başkanım, hep siz işte onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz, o olsun diyorsunuz. Niye siz olmuyorsunuz dedi ya. Orada çok güzel bir örnek verdi. Ya para vermek dedi gönül işidir. Herkes cebine dalamaz. Tabii. Mehmet Ali Bey'den dedi çok zengin olabilirim ama dedi. Tabii. Mehmet Ali Bey dedi çok ben veremem dedi. Tabii. Ya cebine dalıp verebiliyor. Bak şimdi bu böyledir bu işler abi. Öyle herkes değil mi? Cebine dalacak da verecek o paraları da o rakamlar. Böyle az buz rakamlar değil ya. Ya mesela, Miraç benim yaşadığım benim yaşadığım bir şeyi de söyleyeyim. Tabii ki çok insan biliyor, bilmeyenler de var. Yeni jenerasyon çok fazla bilmiyor ama Mehmet Ali Bey'in Türkiye'de okullara, ailelere, yani ben bizzat kendi gözlerimle şahit olduğum onlarca, yüzlerce diyeyim böyle insanlar var. Cenazede bizim gene kurumumuzdan birisi, özel birinin anlattığı bir şeyi anlatayım, kapatalım. Diyor ki Nihat Bey diyor, cenazede yaşlı bir amca diyor, merdivenlerden çıkamıyordu, koluna girdim diyor. Sam'daki cenazeden bahsediyorum. Dedim ki diyor amca ne için geldin? Mehmet Ali Başkan'ın cenazesi var, onun için geldim. Koluna girdim, yukarıya çıkardım diyor. Dedim ki nereden geldin? Kocaeli'nden geldim. İyi de yani ulan diyor düşünüyorum Mehmet Ali Bey'in Kocaeli'yle ne işi olabilir? Diyor ki zamanında diyor ben diyor oğlum için diyor burs talebinde bulunmuştum kendisine diyor. Sonra diyor yardımcısına söyledi. Yani o bahse konu kişi, sohbet ettiğim kişiye. Anladım. Dedi ki hallet işi diyor. Ondan sonra biz hemen diyor temasa geçtik diyor. Gerekli şeyleri yaptık. Çocuk diyor okudu geldi. Mehmet Ali Bey'in elini öptü diyor. Okudu geldi Mehmet Ali Bey'in elini öptü diyor. O adam diyor işte o gün diyor cenazede gördük. Yani aslında hani de biraz önce sen de dedin ya, bazen hoş bir sada bırakmak çok çok önemli. Evet. Bu vesileyle de hepsinin mekanları cennet olsun. Tüm ölenlerimiz başta onursal başkanımız olmak üzere. Çok güzel adamlardı. İşte güzel oldukları için de böyle her fırsatta konuşuyoruz. Evet. Evet Nihat, sonu duygusal oldu ama yine dediğimiz evet. Gibi unutmak mümkün değil. Her aynen doğru. Hakikaten her gün arkadaşlarla da konuşuyoruz yani. Diyoruz ki acaba ya. Hakikaten vefat ettiğini başkanlar. Hani birden arayacak, ama. Telefonda arayacak konuşacağız. Hakikaten öyle. Hiç çalışamadık yani zor hakikaten. Öyle zor. Öyle. Aynen yani öyle. Yine yani evlatları yine kurumlarımızın başında onlar ki. İşi götürüyor. Yani onlar bize destek oluyor. Onlarla teselli buluyoruz. Yapacak şeyim
biz tek şey duet mi kaynak işte. Aynen doğru. Evet Nihat, inşallah Kayseri maçını geçeriz. Yine böyle güzel Gaziantep'i de geçeriz. Gaziantep'i de geçeriz o arada. Böyle ne oldu, Giray abi bırakmış mı bana, Burak söyledi. Ya şöyle Giray Bulak biliyorsun ben çok önemsiyorum. Giray Bulak hakikaten fikirleri. Ben de çok sevdim saydım çok, abim. Yani çok hocam, oturaklı yani bilgisiyle yani her şey. Ya sosyal medyadan olsun. Sosyal medyadan hocamızı biraz rencide edecek, hocamızı biraz daha üzecek. Maalesef o bir troll var. Belli bir troller var. Böyle hoş olmayan ifadeler kullanmışlar. Bir süre dedi Nihat. Ben tabii şunu da söyledim. Dedim ki yani bu ekranlar senin. Ne zaman istersen hayır. Bir saat sonra söyle, hemen bir saat sonra yine seninle birlikte oluruz, konuşuruz. Hayır, yani bazı şeyleri, ya bazıları diyor bu kulübe diyor milyar liralara zararlar veriyor. Ama diyor hala bizim taraftarlarımız işte özellikle öyle çok abi. Biz ha bilmeyen bazıları. Zor. Bizim taraftar zor abi, zor. Hakikaten öyle. Yani zor. Ya yorumculuk güzel zor. Güzel olanları güzel ayırıyoruz. Ama oradaki troll diyorum. Ben onlara taraftar da demiyorum. Onlar kesinlikle Trabzonspor taraftarı olamaz. Onlar troll. Evet. Yani birilerinin parayla böyle nemalandığı, birilerinin maşa olarak kullandığı kişiler. Asla Nihat, bizim Burak Trabzonspor ki, taraftarı. Nihat, Burak diyor ki abi diyor yeter diyor ki kesmiyor musunuz diyor. Sana gelmiyor mu? Tamam. Bana yazmadı şimdi. Öğle Burak saati, yemek saatiymiş biliyorsun o yemek. acıkmıştır bu. Burak da acıkmıştır. Şekeri düşmüş. Yardımcı ol. Eyvallah. Miraç Eczacı teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben de teşekkür ediyorum. Buluşmak dileğiyle başka bir programda. Kolay gelsin. Efendim yarın Kayseri Spor, pazartesi günü Gaziantep maçlarımız var. Umarız iki maçtan 6 puan alacağız. İnanıyoruz, takıma inanıyoruz, hocamıza inanıyoruz. Taraftarlar yarın zaten gereken ilgiyi gösteriyorlar. Sayılardan da görüyoruz bunu. Ne diyelim? Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Belki bu bir sonraki yayınımız bir saat sonra da olabilir. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.